Herkese merhaba. Bu sezonun ikinci savaşına hoş geldiniz. Bu sefer rakibimiz GT40 arkadaşlar. Geçen sezonun dünya ikincisi. Geçen sezon bunlar dünya birinciliğini hak etmişti ama bence. Evet. Takımım koruyucu, quake ve köstebek adamdan oluşuyor. Saldırı taktiğinden sadece koruyucu faydalanıyor. Açıkçası ben bu saldırı taktiğinin faydadan çok zararı olduğunu düşünüyorum biz arkadaşlar. Nedenini göreceksiniz bu savaşta. Evet. Benim yolum bu kez sağdan başlıyor. Evet. Sonra da orta yapıyoruz. 8. yol. İlk rakibimiz Bay Negatif. Evet, ECP-NYC ile daha önce oynamıştım galiba, hatırlıyorum. Bizde miydi eskiden, AGT'de miydi, öyle bir şey. Evet, takviye dengesizliği karosu var. Bay Negatif ve köstebek adamla gireceğim. Aslında Quake'le de girebilirdim. Ama Bay Negatif ile gireyim de biraz zevkli olsun dedim. İzlemesi de keyifli çünkü. Evet, Bay Negatif'i yere devirince biliyorsunuz, yani siper yapıp yere devirdiğimizde ters kontroller alıyoruz ve üstüne karanlık enerji ve ışık enerjisi alıyor. Evet, sonra 15'teyken açtım hemen. Işık enerjisi varken L1'ini atarken dikkat etmek lazım. Çünkü ters kontroller atıyor. Bakın. O yüzden olur ne olmaz. İlk başta blok yaptım. Sonra burada ne oldu anlamadım. Sanırım fark etmedim orada durdurulamaz olduğumu. Evet. Düz vuruşları yapmaya devam edip L2'mi atıyorum. Ne güzel hasar veriyor değil mi ya? Mükemmel bir hero şu köstebek adam. Evet. Bay Negatif'i sorunsuz aldık. İlk rakibimiz oldu bu bizim. Evet, sektör 1 bu kadar arkadaşlar. Hemen ikinci sektöre geçiyorum. Bu savaş çok dövüşüm yok benim. İlk savaş bütün minleri temizledim ben neredeyse. Ondan birazcık saldılar beni herhalde bu savaş. Evet, ikinci sektörde sağdan devam ediyorum. Sonra da sol yapıyorum. Sıradaki rakibim köstebek adam. Ay, köstebek adam diyorum. Modok. Ona da köstebek adam kullanacağım ya. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, Sille ve Rise to Power. Rise to Power karosu rakibi yere devirdiğimiz zaman 4 saniyelik bir zamanlayıcı başlıyor. Eğer o esnada ona vurursak güç kazanıyor. Ne olur ne olmaz yok edilemez takviyesi basıyorum burada. Deli gibi güç kazanır şimdi falan, şey yapmak zorunda kalırım. L3 yerim falan, ondan ne olur ne olmaz bastım. Şimdi bakın, ilk önce ağır saldırı atınca bir zamanlayıcı başlıyor. Bu esnada ona vurmuyorum ki çok güç kazanmasın. Bekliyorum. Sonra ikinciyi atıyorum. Zaten onun üstüne çıkmamam lazım. Yoksa otoblok yapabilir çünkü. Gerçek saldırı özelliğimi kaybederim. Evet, sonra L1'imi atıp 2 tane daha kasıyorum. Şok veriyoruz üstüne. Yavaş yavaş dövüyoruz. Onun altında kaldığımız sürece, gerçi çılgınlığa girince onun üstüne çıkabiliriz. O sıkıntı değil. Ama çılgınlığa onun altında girmemiz gerekiyor. Sonra bakın, salıyorum bloğu burada. İzliyorum ölüşünü. Bir fantazi yapak dedim. Ama siz denemeyin. Aman bir anda vurur falan, kötü olur. Yok edilemez takviyesine güvendim ben orada. Evet, sıradaki rakibim Korg arkadaşlar. 6 yıldızlı kopyalı. Evet, Quake'i sırf bu Korg için getirdim zaten. Evrimin boyutu ve kinetik transfer karısı var. O yüzden Quake kullanıyorum. Evet, uzun zamandır Quake'de oynamıyordum ama Korg'a karşı dövüştüğümde artık sonuna kadar güveniyorum kendime. Bakın Korg ne kadar agresif oynuyor, görüyor musunuz? Artık böyle Quake'i kullandığınız kişi çok agresif oynamaya başlıyor. Ben hatırlıyorum, böyle Modoka ve Doktor Doom'a Quake kullandığım zaman ilk orta saldırımızdan sonra ya geri çekilirlerdi ya da bloğa kaçarlardı. Çoğunlukla geri çekilirlerdi. Şimdi atıyorum Doktor Doom'a Quake kullanırken ilk orta saldırısından kaçış yaptığınız zaman ağır saldırınızı yüklerken yavaşça üstünüze yürüyerek kombosuna devam etmeye başlıyor. Ha orta saldırı, ha hafif saldırı. Onun mekaniğini tamamen değiştirmişler. Daha doğrusu işte botun mekaniğini, AI'ın mekaniğini. Bu yüzden Quake'li oynamak biraz daha zorlaştı ama duvarda olduğunuz sürece gene taktik aynı. Ondan beni çok da germiyor. Zaten Korg'un kombolarına tamamen alışık olduğum için hiç korkutmuyor yani. Korg burada beni. Kinetik transfer karosu olduğu için zaten Korg olmasa bile siper yöntemini kullanmazdım çünkü kinetik transfer karosu var. Güçlendirmeleri de bastım burada. Yoksa dövüş bir hayli uzun sürerdi. Zaten uzun sürecek. Quake dövüşleri artık mesela savaş süreleri de dikkate alınıyor ya berabere kalındığı zaman. İşte eğer çok fazla Quake kullanırsanız berabere biten bir skorda hiç şansınız olmaz. O yüzden mümkün olduğunca aslında az Quake kullanmak lazım. Bu dövüş süreleri uzun dövüş, yani Quake kullanımlarını da iyicene kısıtlıyor. Ama kimisi umursamaz. Mesela ben umursamıyorum. Ne gerek var savaş süresini şey yapmaya? Dikkatli oyna. Dövüşü olabildiğince uzat. Knockout verme yeter. Knockout vermediğin sürece hiç sıkıntı yok. Biz TCN'yi 10'a 9 o sayede yendik mesela ilk savaşta. Eğer ben yani tüm dövüşü tüm dakikalara yaydım. Yavaş yavaş dövdüm rakibimi. Bayağı ileride bitirdik TCN'den. İleride dediğim yani dövüş süresimiz bizim çok daha fazlaydı TCN'den. Ama bir knockout daha verseydik TCN'ye kaybedecektik. Onun yerine dikkatli oynayıp süreyi uzattık ve savaşı kazandık gördüğünüz gibi. O yüzden istediğiniz kadar yayın. Yeter ki safe oynayın, knockout vermeyin. Dövüş süresini çok takmayın. Ben çok takmıyorum dövüş süresine. Bazen de takmak lazım ama.
Eğer çok kafa kafaya ittifaklarsa dövüş süresinde takmak lazım. Böyle %200'ler falan şunlar her şeyi kullanmak lazım. Evet, korgu sorunsuz da aldık. Sarı canla çıktık. Evet, şimdi son dövüşümüze gidiyoruz. Benim başka dövüşüm yok dediğin gibi bu savaş. Evet, domino'ya gireceğiz. Zaten koruyucuyu sadece domino için getiriyorum. Domino savunma taktiğinden faydalanıyor. Dokunulmazlar global karosundan. Evet, öfke 2,5 karosu var ve iade politikası var. İade politikası önemli değil. İptal eden birini kullanmıyoruz. Koruyucu da saldırı taktiğinden faydalanıyor bu arada. Saldırı taktiği neydi? Ağır saldırımızda ona yavaşlatma atıyoruz. Ama bunun pek bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yavaşlatmanın ötürü kaçış tetiklenemezse yine güç barının %50'sini dolduruyor arkadaşlar. O yüzden ben bu saldırı taktiğinin bize daha çok zararı olduğunu düşünüyorum. Kaçış yapsa daha iyi rakip yani. Çünkü kaçış yapmadığı her defasında gücünü daha fazla dolduracak. Kombolardan sonra yani. Kaçış yapsa bir kereliğine dolduracak. Sonrasında siz geri çekiliyorsunuz zaten. Zaten birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, gene ağır saldırımda şey yavaşlatmayı atıyorum kaçış yapmasın diye. Sonra bakın şanslı oldu. Ben L1'imi atıyorum, kaçış tetiklenmiyor hiçbirinde. Ve bakın nasıl güç basıyor, görüyor musunuz? L3'ü doldu. Evet, o yüzden saldırı taktiği zararlı. Şimdi L3 yiyeceğiz mecburen. Neyse ki koruyucu kale gibi hero, hiçbir şey olmuyor ona. Süper yeteneği de son seviye, o yüzden kanamadan da çok hasar almayacaktır. Evet, bakın 230 hasar alıyor. Normalde bu kanama bizi kesin öldürürdü. Eğer koruyucum 200 kopya olmasaydı veya koruyucudan başka yeri kullansaydım. İşte bunu fark edince, lan ben böyle saldırı taktiğinin ta deyip ağır saldırı kullanmayı kesiyorum. Artık keşke hiç seçmeseydim saldırı taktiğini. Bana zararı var. Daha doğrusu orada bir de hata yaptım. Yavaşlatmayı üstüne attığım zaman onun özel saldırı bir atmamalıydım. Çünkü durduramıyorsunuz hero'yu özel saldırı atarken. Saldırı taktiğini kullanacaksınız ve kaçış yapan bir hero'ysa aynen bakın böyle kaçış yapmasına müsaade edin, bir kere eline güç doldursun. Dalgınıza gelip kombonuzu tamamlayınca çok daha fazla güç dolduruyor. Ama dediğim gibi özel saldırı atmayın. Eğer hero'nun kaçış yapma ihtimali varsa bir anda L3'ünü dolduruyor çünkü. Her seferinde kaçış tetiklenebilir çünkü o esnada. Ondan safe oynamaya başladım ben oldukça. Bu arada bu dövüşte de hiç siper yapamıyorum nedense. Çok vasat oynadım resmen. Neyse ki güçlendirmelerimi basmışım. İyi korudu güçlendirmeler beni. O kadar tazminat paketi gönderiyorlar oyun sorunlarının türü. Kullanmak lazım onları yani. Gerçi güçlendirme vermediler. İksir falan verdiler ama. İşte yok edilemez takviyesi olur, şu olur, bu olur. Bu dövüşte basmamışım mesela. Bassam çok daha safe olurdu ama sıkıntı yok şu anda. Şanslı şu anda, o yüzden gidip vurmadım. Gücünü kazanmasını istemiyorum artık. Burada risk aldım. Bana değmedi neyse. Gerçi değse de ölmezdim. Kale gibi hero koruyucu. 200 kopya koruyucu her hesaba lazım valla. Evet, L2'm doluyor. Sonra L2'mi atıyorum ve indiriyoruz gördüğünüz gibi. Domino'yu da böyle almış olduk. Artık saldırı taktiğini yani kullanırken dikkatli olmak olacağım. Evet, şimdi savaş skoruna bakalım. Boss dövüşünü göstermeye gerek yok zaten. Hulkbuster dövüşü yani. Evet, 2-2 bitti grupça. Onların grubu üstün geldi süreden. Ama toplamda biz üstün geldik. 6-3 GT40'ı yenmiş bulunmaktayız. Evet, ilk savaşımızdaki gibi vasat bir performans sergilemedik bu kez. Çok güzel bir performans sergiledik. Gerçi 3 biraz fazla. Bence en fazla 2 olmalı kill sayısı. Çok iyi yani, kusursuz saymak için. Tabii kusursuzun en azı 0'dır. Evet, GT40'ı yenmiş bulunmaktayız. Bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.